camiye hükmeden Allah'tır da caddeye hükmeden kimdir? Siz düşünün. Allah'ın hükmetmesi lazım caddeye de. Çünkü cami de Allah'ın, cemiyet, cadde de Allah'ın. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetini okumayanımız yok. Ama manası bilinmiyor. Yeryüzünün mülkiyeti kimindir? Allah'ındır. Cadde de mülkiyetidir Allah'ın. Camide, caddede, çarşıda, pazarda. Ama caddede Allah hükmediyor, çarşıda şeytan hükmediyor. Laikliğin icabı bu. Allah caddeye karışmasın. Kendi evine karışsın. Allah, cami Allah'ın evidir. Allah kendi evine karışsın. Belediyeye, siyasete, caddeye, çarşıya Allah karışmasın. Bunun adına ne diyorlar? Laiklik diyorlar. Namussuzluk demektir laiklik. Çünkü bakın, ne kadar deyyus varsa laikliği benimsemiş, benimsememişim. Ne kadar pezevenk varsa laiktir. Ne kadar hırsız varsa laik. Bakın görüyorsunuz. Eğer Allah'ın hükmü hakim olsaydı, İSKİ'deki yetimin hakkı bu kadar yenilir, içilir miydi? Bu kadar yağma edilebilir miydi? Üstelik de beraat ettiler ya, Allah'tan korkun. Bu 9,5 milyar lirayı bu avrada cinler, şeytanlar mı verdi lan bu? Kim verdi parayı? Şu kadar milyar partiye, şu kadar milyar Yahudiye, Benzion Pinto namında namussuz bir Yahudi. Benzion Pinto. Habib Arun, hep Yahudiler bunlar. Düğün işine arayan. Bütün bu paraları bunlara yedirenler 3 ay sürmeden beraat ettiler. Şeytanlar bile inanmadı. Eşekler bile inanmadı mahkemenin beraatine. Adalet yıkılmıştır Türkiye'de. Adalet satılmıştır. Resmen alınan satılan eşya haline gelmiştir adalet. Hayır, adalet yıkılmamalıydı. Adalet yıkıldı mı memleket ne hale gelir siz söyleyin. Altı üstüne gelir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Hazreti Ali'nin sözüdür bu. El haddü esasül mülk diye geçiyor kitaplarda. Adalet mülkün temelidir. Kazım Karabekir'e yapmak istediklerini şöyle ifade etmiştir. Dini ve namusu olanlar kazanamazlar. Fakir kalmaya mahkumdurlar. Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız. Partiyi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınmak kolay ve çabuk olur. Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkılabı yapmazsak başka hiçbir zaman yapamayız. Mustafa Kemal el an şunları yapmaya savaşıyor. Kimsede namus, ahlak ve iffet mefhumu kalmasın. Bütün kadınları fahişe ve erkekleri pezevenk yapmak. Kasti olarak buna çalışıyor. Milleti dinsiz yapmak, Avrupalı yapmak, heykelleri ve emsaliyle kendisini ebedi kılmak, Türk tarihini kendinden başlatmak, muhtelit mektepler açarak daha çocukluktan kızları fuhşa alıştırmak, devleti askerce idare etmek, kendisini dahi ve fevkal beşer tanıtmak. Bu adam birçok yanlış yollara girmiştir. Gördüğü ve yaptığı şeyler sathi şeylerdir. Gayet cahil olduğunu göstermiştir. Süsle ve yaldızla uğraşıyor. Yaptığı inkılabın sade, hakiki bir adı vardır. O da elbise dolabı inkılabı. Mustafa Kemal bu sefer de evrim saçmalığına inandığını açıklamaktaydı. İnsanlar kurtçuklar gibi sulardan çıktılar en önce. İlk ceddimiz balıktır. İşler daha ilerledikçe o insanlar primat zümresinden türediler. Biz maymunlarız. Düşüncelerimiz insandır. Biz maymunlarız diyerek Mustafa Kemal kendisine maymunluğu yakıştırıp hayvan seviyesine indiğini kabul ediyorsa diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz Müslümanlar kendimize insanlıktan başka bir şey yakıştırmayız.
Aslında Mustafa Kemal gibi inkarcılar şu gördüğünüz hayvanlardan bile aşağıdırlar.